Merhabalar arkadaşlar. Ziraat Mühendisi Tarımlaşmaya kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Değerli arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz üzere yaprak bitleri ağacımızda var. Bu yaprak bitlerine karşı doğal bir çözüm yolu sizlere göstereceğim. Daha önceki videomda söylemiştim zaten, yaprak bitiyle ilgili doğal çözüm yollarına paylaşım yapacağız. Bugün görmüş olduğunuz üzere yaprak bitinden dolayı karıncalar da zaten ağacı istila etti. Ağaç ağaçlıktan çıktı, bayağı perişan oldu. Hatta şurada bir dal yine var. Ona da yine bulaşmış. Bakın şöyle gösterelim. Bu da farklı bir dal. Bunda yeni uç sürgünlerine doğru bulaştı. Değerli arkadaşlar, bunlara tedbirini almadığınız sürece hem ağacın ilerlemesi duracaktır, hem ağaç gelişmeyecek ve geriye doğru ölümlere kadar gidebilir. Bunlar aynı zamanda bir sonraki yılın tomurcuk ve sürgünlerine de zarar verecektir. Şimdi biz yapacağımız bileşimi gidelim ve size hangi bileşimi yapacağım onları anlatayım. Arkadaşlar, bu bileşimimizdeki elmas sirkesi. Bu, şunu da şöyle gösterelim. Arkadaşlar, şu da sıvı yağ. Hani zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu ise sıvı deterjan. Değerli arkadaşlar, bu karışımdaki en temel madde sıvı yağdır. Sıvı yağ olmadan kesinlikle bu yaprak bitlerine karşı önlem alamazsınız. Çünkü yaprak bitleri vücuttan solunum yaptıkları için sıvı yağ yaprak bitlerinin vücudunu kaplayıp ve solunum yapmasını yani engelliyor. Bunu 15-20 dakika içerisinde zaten sonuç aldığınızı göreceksiniz. 15-20 dakika içerisinde hemen yaprak bitlerinin teker teker düştüğünü düşecektir ağacınızdan. Ve bu karışımı şu şekilde söyleyeyim, 3-4 gün arayla bir uygulamanızı öneriyoruz. Ve örneğin şu şekilde ağacınızda çiçeklere, güllere, yani onlara mümkün olduğunca uygulamayın. Tomurcu kısmını elinizde tutun, zaten evinizde hobi amaçlı yaptığınız için az olur büyük ihtimalle. O şekilde uygulayın, yoksa uyguladığınızda direkt güllere, yani güllerin çürümesine ya da çiçek dökülmesine neden olacaktır. Değerli arkadaşlar, şimdi biz bu karışımımızı pompamıza boşaltalım. Şu şekilde. Arkadaşlar, buraya kadar gelmişken kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten kanalımızda bununla ilgili de ekstra bilgiler vardır. Daha farklı çözüm yolları, daha farklı videolar kanalımıza bulunuyor. Şimdi suyumuzu da boşaltalım. Şekilde yaptıktan sonra pompamızı kapatıp önümüzdeki günlerde farklı birkaç video daha uygulayacağız ağaçlarımıza. Şu şekil sallamamızdaki sebep ise iyice karışımın homojen olarak birbirini bulması. Zaten şimdi itibar ağacımızı uygulayalım. Karışımıza hazır arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ağacımıza hani şu yaprak üzerimize geliyor şöyle. Hani bu yaprak bitlerinin geldiği kısımları iyice şöyle yıkandırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi 2-3 gün arayla, 4 gün arayla bir yapmanız zaten sonucunu alacaksınız kendinize iyice. Bakın. Yani bu yaprak bitleri neden oluşuyor? Onun hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız sayfamızda zaten her türlü sorunuza cevap vardır. Girebilirsiniz. Bir sonraki videoda zaten daha farklı yöntemler hakkında da video bilgi vereceğim ben sizlere. İşte bakın. Ağacımızı iyice şöyle yıkadık. Yaprak biti olan dallarımız da böyle. Hani kimyasal kullanmak istemiyorsanız bu yöntemleri gönül rahatlıkla deneyebilirsiniz. Zaten şöyle göstereyim ben sizlere.
Sizler hangi yöntemleri uyguluyorsunuz değerli arkadaşlarımız? Onu da yorum yapabilirsiniz. Belki sizler daha etkili yöntemler uyguluyor olabilirsiniz. Ha, ben normalde bahçemde insektis kullanıyorum. Ama bu yıl mevsim yaşlı geçtiği için bir iki ağacımda, hani erik ağacımda böyle bir sorunla karşılaştım ilk defa bu yıl. Bir de bu elma ağacımızda bu tarz bir sorunla karşı. Şimdi bu nasıl bir elma, bu şekilde elma mı olur demeyin kesinlikle. Bu tarz elmalar uzun elma ağacı deniliyor. Kars Kardan bölgesine özel bir çeşittir. Şu şekilde şuralarda iyice ilaçlayalım. Bu konu hakkında verebileceğim temel bilgiler bunlar değerli arkadaşlarımız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.